Çok sık duyduğunuz kanal daralması. Duyuyorsunuzdur. Bak var abi, elini kaldırdı. Bu hastalarda öne doğru böyle bir gitme eğilimi olur. Mesela yatıyorum, sabah ağırda kalkıyorum. Kanallardan en büyük düşmanı vücudun taşıdığı yüktür. Evet. Biraz göbek de var ama bu göbeğe de bir çözmemiz gerekiyor. Çok sık duyduğunuz kanal daralması. Duyuyorsunuzdur. Bak var abi, elini kaldırdı. Hocam ekip süper. He. Biz bugün buradan çıkamayız. Bütün seyircilerimiz. Kanal daralmasında da en belirgin bulgusu belli bir mesafe yürüdükten sonra bacaklarında kuvvet bir anda gidiyor gibi oluyor ve oturmak zorunda kalıyor. Burada da tedavide amacımız hastanın hayat kalitesini arttırmak ve günlük hayatını devam edecek düzeye getirmek. Ama eğer bunu başaramıyorsak, eğer hastanın da beklentisi 100 metreden fazla yürümekse, o zaman hocalarımız ameliyat yapıyor. Ama tedaviyle yürüme mesafesi artarsa o zaman ameliyata gerek görmüyoruz. Bu hastalarda öne doğru böyle bir gitme eğilimi olur. Siz mesela 100 metre yürüyebiliyor musunuz? Eğilmek zorunda kalıyorsunuz değil mi? Evet. Stenoz hastalarında işte kanal daralması olanlarda bak herkes el kaldırıyor. Hocam bayağı bir stenoz hastamız da varmış. Geri gitmekte zorlanırlar. İyice dejenere olduğu için, disk yapıştığı için geri gitmekte zorlanırlar. Bu şekilde dejenere disk olur. Buralarda böyle çok manipülasyon biz yapmayız. Daha çok egzersizle ve yumuşak doku teknikleriyle çözmeye çalışırız. Hocalar enjeksiyon yapabilir ama hiçbir şey sorun çözmezse o zaman ameliyata gidiyor. En son artık şeye gelindi. Platin koyacak beni dediler. 4 derece. En son gittiğimde 6'ya çıktı platin şeyi. Şu bacağımdan başlıyor şu kalçamdan ağrı. Aşağı topuma doğru iniyor ağrı. Platin yok değil mi şu an? Yok şu an. Koyalım dediler sadece. Ya koyalım, ben bir şey yapmadım yani. Olmak istemedim. Tedavi olmak, ameliyat olmak istemedim. Yürüme mesafeniz nasıl? Ya bazen çok güzel yürüyorum, bazen böyle çok kötü oluyorum. Mesela yatıyorum, sabah ağırda kalkıyorum. Gece ağrı olduğu zamanlar oluyor. Bazen geçiyor. Hı hı. Genelde böyle hava, hani Kemal Sunal'ın bir filmi vardı ya, onun gibi romatizma gibi sanki bir şey. Ama soğuk havalarda, nemli havalarda ağrınız daha çok oluyor. Şimdi kanal darlığı fizik tedavi bölümlerinin en çok zorlandığı bölümlerden biri. Neden? Kanal darlığı mekanik bir şey. Yani açılmadığı sürece kanal, dışarıdan yapacağınız tedavi bir yere kadar etkili oluyor. Dolayısıyla biz kanal darlığı hastalarımıza şunu soruyoruz. Ne kadar yol yürüyebiliyorsunuz? Eğer hastanın yol yürüme mesafesi artık çok kısıtlandıysa kanalın açılmasını öneriyoruz. Demin hatta bir başka hastamızla görüştük. Aynı şekilde ileri seviye kanal darlığı vardı. İleri seviye kanal darlığına bağlı biraz durumun hani hassas olduğunu ve tedavilerin kısıtlı kalabileceğini anlattık kendisine. Tabii ki bazı hastalar ameliyat olmak istemiyor sizin gibi. Biz onlara da engel olmuyoruz. Yani cerrah olarak ben her zaman şuna bakarım. Gördüğüm hastada bir sinir hasarı var mı? Acil müdahalemi gerektiren bir şey var mı? Yoksa çekilirim kenara, uyarılarımı yaparım, önünü açmaya çalışırım. Ama uyarılarımı da mutlaka yaparım. Yani beklentiyi çok aşırı yüksek tutmamak lazım. Eğer çözüm olmuyorsa ameliyatı olup artık kurtulmak lazım. Yani burada en hassas konu her zaman şudur. Hep söylediğim şey, cerrahi tedavi nasıl gerekmiyorken yapılmaması gerekiyorsa gerektiği zaman da geç kalmamak lazım. Hepimizin bildiği gibi geç kalındığı durumlarda geri dönülmez hasarlar oluşabiliyor. Sizin durumunuz biraz artık sınıra doğru yaklaşmaya başlamış. Bunu bilincinde olarak hareket etmenizi tavsiye ederim. Teşekkürler hocam. Geçmiş olsun. Ama abinin bazen ağrıyor, bazen ağrımıyor hocam. Aynen, oradan, o birazcık bize ümit kurtarıyor. Verdi. Oradan bize biraz ışık verdi. Evet, sürekli ağrısaydı o zaman korkabilirdik. Kalçamda oralar devamlı oluyor zaten. Bir sırt üstü yatabilir misiniz abi? Sola mı vuruyordu? Solda. Bir de biz kanal daralmasını öyle manipülasyona da yapamıyoruz maalesef. Bırakın bana. Biraz göbek de var ama bu göbeğe de bir çözmemiz gerekiyor. Ben çok severim kiloyu. Hiç sevmem. Serbest bırakın. Ağrıyor mu? Var. Yüzüstü bir yatar mısınız?
Genel olarak bir gerginlik var sizde. Hocam sanki zayıflasa biraz egzersiz yapsa... Şimdi zaten kan ağırlığının en büyük düşmanı vücudun taşıdığı yüktür. Evet. Özellikle ağır meslek gruplarında ve kilo fazla olanlarda görülüyor. Kan ağırlığı bu arada bir günlük bir hastalık değildir. Yılların birikimidir. Bardak taştıktan sonra öyle ortaya çıkıyor. Burada olduğu gibi. Bize gelse abiye diyeceğimiz bizim tedaviyi yapacağız böyle sakince ama egzersiz ve diyet vereceğiz. Bence toparlarız sizi yani. Şu an sert bir müdahale yapamayacağım sahnede ama. Burada değil mi daha çok ağrı? Şuradan başlıyor, şuradan. En azından sakroiliği düzeltsem o fayda edebilir. Yukarıda zaten. Sadece sakroiliği müdahale edeceğim. Serbest bırakın. Serbest bırakın. Rahat, bana bırakın. Serbest. İyi misiniz? Biraz rahatlıyorum. Tamam. Bir sırt üstü yatar mısınız? Siz de kan ağırlığı tedavisinde az çok neler yapacağımızı anlarsınız ama bu şu an dediğim gibi %1'i bile değil şu an. Burada daha da sınırlı yapıyoruz şu an. Serbest bırakın bir. Bu çok rahat geliyor. Sizin burada kalçada mı sorunlu acaba? Kalçanıza hiç baktırdınız mı? Ya işte geçen doktor senin belinizden vurdu dedi. MR şeyine baktı. Kalça da sıkıntılı hocam. Evet yukarıdaydı onu düzelttik. Sol kalçasını da baktırın bence sol kalçada sorun var. Yani bu gitmiyor burası. Tamam orada kasılıyor. İşte karıştırmamak lazım. Yani kanal darlığıyla bunu karıştırmayın. Burada da kalçada sıkıntı var. Bir ortopediste gitmenizi tavsiye ederim. O şey yapamayız değil mi? Şey. Onu şimdi yapmayacağız. Sonra kibar kibar yapacağız. Bizim arkadaşlar burada onlar planlayacak. Tamamdır. Geçmiş olsun. En azından o kalça nasıl şu an? Şimdi sanki biraz daha... Yani orası biraz şey yapmıştır, rahatlamıştır. Yani inip ayakkabı bile girdiğin zaman oluyor yani. Elim elim veriyor. Başım şu yukarı çekemiyorum. Abla yanında mı? Ekmek ve tatlı yasak. Hocam teşekkür ederim. Geçmiş olsun.